Temmuz emekli zammı için 5 aylık veri kesinleşti. Milyonlarca emekli tarafından heyecanla beklenen zam için masadaki formüller şekillenmeye başladı. Bugün yapılan kabine toplantısı ardından açıklanan kararlar Temmuz zammını şekillendiriyor. 5 aylık veride emekli ve memur zammı %35'in üstüne çıkarken en düşük emeli maaş zammı ne kadar, kaç Türk lirası olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt arıyor. 5 aylık maaş farkı kesinleşirken Temmuz ayında 2000'den önce emekli olan SSK'lılara en az 4465 lira maaş yatacak. Yılbaşından bu yana heyecanla beklenen Temmuz zammı 6 aylık enflasyon verisi ardından kesinleşecek. Şimdiye kadar açıklanan verilerle birlikte emekli ve memur zammı %35'i yaştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyulu da bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında %73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 oldu. Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oranda ortaya çıkmış oldu. Kabine ardından memur emeklisine 3600 açıklaması. 3600 ek gösterge detayları kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 600 puan artırıma gidildi. İşte o açıklama. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık. Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işte özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Ek göstergesi 3600 e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 Türk Lirası arasında, emekli ikramiyesi ise 44, 500, 50, 150 Türk Lirası arasında artacak. Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan Tüfe Endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76 ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının %35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı. TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon oranı ise %31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. O arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise %39,67 olacağı hesaplanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı Nasıl Değişecek? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı %35,64 olarak gerçekleşti. Şimdi bir aylık Haziran enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2.97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %39,67 olacak. Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.